Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere ip perdeler var ya, benim de sakallı bir tülüm var. Ben de yıkama aşamasındayım. İzlemeyenler olabilir. Bahar temizliğine başladım. Badanadır, boyadır derken makine benden bıktı. Her gün kaç defa çalışıyor hiç bilmiyorum. Bugün de ip tülümü yıkayacağım için en azından fikir olması açısından sizlere de paylaşayım dedim. Yani evinde olan olabilir. Yıkama aşamasında çünkü inanılmaz derecede birbirine dolaşıyor. Benim ablamın evinde ilk ben bu ip tüllerle tanıştım. Nereden baksanız 28-29 sene önce. O zamanlarda böyle herkesin evinde çamaşır makinesi pek bulunmuyordu. Evde yıkıyordu, gayet iyiydi. Ondan sonra makineler çıktı, makineye attık. Biz saatlerce ipleri ayıklamaya çalıştık. Sonra baktı, o çareyi nasıl buldu biliyor musunuz? Ben de oradan biliyorum. Yani senelerdir bu şekilde yıkıyorum. Benim de evimde 14 senedir var çünkü. Kılıfın içinde yıkarsanız olmuyor. Karman çorman çıkıyor. Şöyle göstereyim bir dakika. Onunla beraber konuşayım sizinle. Bunu çıkarttığınız zaman şu düğme kısımlarından tutmanız gerekiyor. Yani bıraktığınız gibi birbirine dolaşıyor. Benim bu şekilde gördüğünüz gibi sakallı ipten, bunu bana ablam kendi yaptı. Çeyizim için yapmıştı. Yani bu şekilde sakallı ipten bıraktığınız an birbirine dolaşıyor, düğmelere giriyor, ipler birbirine karışıyor. Yani bunu çıkartıyorsunuz hiç bozmadan. Bakın böyle bu şekilde bu dolanıyor. Ya görüntü olarak güzel ama yıkama aşamasında nasıl yıkanacağını belki bilmeyenler vardır, belki bilenler vardır. Bunu da tam yıkamışken sizlere gerçekten göstermek istedim. Şu şekilde bayağı uzun bir tül. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Çok fazla kirli değil bu. Ben sadece hani yerlerini takarken tozları gitsin diye yıkıyorum. Normalde çünkü hala temiz. Bu şekilde farklı ipler de varsa aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü birbirine inanılmaz derecede dolanıyor. Şimdi bu şekilde ya. Bunu buradan tuttuk. Şimdi makineye atmadan bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü dolaşacak. Şimdi bunu düğümcük atacağız. Yani şu şekilde şuradan. Şöyle yaptık ya. Burada bir düğümcük. İpleri kaçırmayın. Kaçırdığınız an işiniz zorlaşır. Şöyle bir düğümcük buraya. Bir tane daha atıyorum. Çok karışmasın diye. Sadece çıktığı zaman düğmeler birbirine karışmış oluyor. İpler sadece düğmelere takılmış oluyor. O şekilde söyleyeyim. Hani böyle düğümcük yıkanıyor mu? Evet, yıkanıyor. Yani ben senelerdir yapıyorum. Yıkanıyor. Hiçbir problem olmuyor. Şöyle bakın. İki tane şu şekilde. Hani bir tane de atabilirsiniz. Ama bu garanti. Bunlar mesela sadece şuralara şunlar takılmış oluyor. O kadar. Şimdi makine yıkama aşamasında deterjanları ben papağan gibi artık böyle her videomda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Yani gerçekten anlaşılmıyor. Çamaşır sodasını hani ben kullanıyorum şu çamaşır makinesinde. Taşlaşmaması için ne yapılması gerektiğini her defasında söylüyorum. Çünkü çoğu çamaşırıma çamaşır sodası koyduğumu her defasında söylüyorum. Çamaşır sodasının makinede taşlaşmaması için deterjanla koyduğunuz zaman karıştırmanız gerekiyor. Çünkü soğuk suyla çamaşır sodası birleştiği zaman taşlaşma yapar. Taşlaşma yaptığı zaman da bu sefer onun etkisi olmaz. Şimdi onları göstereceğim hepsini tekrar her defasında olduğu gibi. Onları göstereyim. En azından yapamayanlar için yine bir fikir olsun. Bu tül yıkamayı daha önceki benim tül yıkamamdaki gibi yapacağım. Yine hepsini göstereceğim sizlere. Sevgili 5 kiloluk makinemin önüne geldim. Yani artık bunu gerçekten ezberlemişsinizdir ama yeni gelenler bilmiyor. Ondan sonra neden hani deterjanı öyle koydun, bu şekilde koydun diye soruyorlar. Önceki videolarıma baksanız zaten neyi nasıl yaptığım vardır. Yani her şeyin videosu var. Bu makinenin, deterjanları neden o şekilde koyduğumun hepsinin açıklaması var. Onlara bakabilirsiniz. Yani yorumlara gerçekten dönme imkanım olamıyor. Şu an tadilat ve boyadan çıktığım için yani onun temizliğiyle uğraşıyorum. Ondan dolayı hiç yorumlara bakamıyorum. Şu şekilde bunu koyduk. Diğer işlemlere geleceğiz. Şimdi çamaşır sodası her defasında ben tüllerime koyuyorum. Şimdi bunu ben paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Her cins leke çıkartıcı.
Hani bütün lekeleri falan, tülde falan da kullanılıyor bu. Bunun içinde de çamaşır sodası ve oksijen varmış. Ondan dolayı bunun beyazlatma etkisi çok yüksekmiş. Yani ben bununla sarı lekeleri falan çıkartmıştım. Yani bunu da ondan dolayı çok sevdim herhalde. Sonradan içeriğine baktım, çamaşır sodası varmış. O yüzden böyle çok etkili bir ürün. Bu varsa elinizde bunu koyabilirsiniz. Çamaşır sodası varsa çamaşır sodasını koyabilirsiniz. Şimdi bunun olmayacağını düşündüğüm için çamaşır sodası koyacağım yine. Evinizde olan toz bir deterjan ya da işte sıvıysa neyse hiç fark etmez. Şu şekilde tül, bakın çok az içinde. O yüzden şundan bir ölçü koyacağım. Yarım çay bardağına denk geldiği için çamaşır sodası da koyacağım. Tül dediğim gibi küçük. Şundan ilk göze. Şu çamaşır sodasından da yarım koyacağım. Tülünüz çok kirliyse bire bir koyun. Bu çamaşır sodasının hiçbir şey yapmadığını söyledim. Renklilerde hiçbir şey yapmıyor. Kireci önlüyor, renkleri koruyor, beyazlatma etkisi var. Yani hepsi zaten arkasında yazıyor. Elvematik olarak kullanılıyor. Yani böyle canlı renkler, çamaşır beyazlatıcı, tül temizleyici. Yani bu şekilde içerik zaten. Şundan da şöyle. Bakın buna koyduğum zaman bunu karıştırıyorum. Bakın şu şekilde. Bu şekilde karışırsa taşlaşma yapmadan makinenin içine gidiyor bu çamaşır sodası. Bu deterjanımın kokusunu sevmediğim için, bu boron muydu neydi, ondan çamaşır yumuşatıcısı bir damla koyuyorum kokusunu değiştirsin diye. Daha fazla kokmasını istiyorsanız, onu da göstermiştim, bir kapak koyabilirsiniz. Ben ama şöyle gördüğünüz gibi dibinde böyle çok azıcık. Çamaşır deterjanının kokusunu sevmediğim için. Güneşliklere yumuşatıcı koymuyorum. Güneşliklere yumuşatıcı koyarsanız eğer, üstünde siyah siyah lekelerin olmasına sebep oluyor. Bunu güneşlik yıkamasında söylemiştim. Tekrar tekrar soruldu. Güneşliklerimde siyah siyah lekeler var, çıkmıyor. O yumuşatıcı direkt olarak sonda güneşliklere geldiği zaman siyah siyah lekeler yapar ve onu mesela yıkadıkça düzelir. Anca böyle işte çamaşır sodasıyla falan hani yıkarsanız, batırdığınız zaman lekelerin daha çok çıkmasına sebep olursunuz. Bunu da anlatmayacağım dedim, ben yine anlatmaya başladım. Sorular bunlara yönelik. Yani her defasında anlatsam da değişen hiçbir şey olmuyor. Sentetik 30 ya da sentetik 40'ta yıkama yapabilirsiniz. Bunlar ip olduğu için sentetik 60'ta ipinden dolayı çekme yapabilir. İşte ısısı ipleri hani zarar verebilir. Ondan dolayı 60'ta yıkamıyorum. Ama çok kirliyse mesela 40 derecede yıkama yaptığınız zaman yine temizleniyor. Mesela rutubetten çok karardı, makinede bekletme yapabilirsiniz ön yıkama şeklinde. O zaman da etkisi olur. Devirini bunun 400'e indiriyorum. Çok fazla sıkarsa birbirine çok dolanıyor. Düğme kısımları da çok dolanmasın diye deviri 400'e indirdim. En düşük devir neyse sizde, onu yapabilirsiniz. Narin 30'da yıkıyorum. Siz isterseniz sentetik 30 veya sentetik 40'ta da yıkayabilirsiniz. Bu şekilde başlatıyorum. Yıkama bittikten sonra ne halde olduğunu göstereceğim sizlere. Yani çok köpürdüğü zaman, onu bana biri söylemişti. Mesela tüllere deterjanı koyuyorsunuz, çok köpürüyor ya. Bana mesela bir damla yumuşatıcı koy demişlerdi. Baktım, evet, köpüklenmeyi alıyor. Baktınız mesela çok köpük oluyor. Bir damla hemen deterjan gözünden yumuşatıcı koyun. Köpüklenmenin gittiğini görürsünüz. Onu da bir sağ olsun abonem söylemişti. Oradan biliyorum. Sizlere de söyleyeyim. Yani sizin de bilginiz olmuş olsun. O şekilde söyleyebilirim. Bu böyle yıkasın dursun. Çok uzun süre yıkamayacak. Bakın şöyle göstereyim. Çamaşır sodası deterjanla karıştığı zaman taşlaşmadan gider. Bunu karıştırmazsanız taşlaşır, burada, bu burada kalır. Bütün olarak gider, tüllerinize zarar verir. Taşlaşmadığını buradan görebilirsiniz. Yani taşlaşmış olsa çamaşır sodası buralarda parça parça gözüküyor. Yani aklınızda bulunsun. Yani ben her ayrıntıyı vermeye çalışıyorum. Ama bazen dinlemeyenler oluyor ya da izlemeyenler oluyor. Dinlemeden yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra senin yüzünden mahvoldu diyorsunuz. Ama ben her şeyi anlatıyorum. Her zamanki gibi. Direkt asıp kurutuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum.
Böyle top şeklinde duruyor içinde, fark ettiyseniz. Eğer ki bunu bu şekilde birbirine düğümcük atmadan yaparsanız makinenin içine de giriyor, ipleri de kopuyor. Her bir şey oluyor bu ip tüllere. Yani bu şekilde yıkayın. Hiç uğraşmadan, düğümcük ayıklamadan direkt olarak asıyorsunuz bunu. Kapak açıldı. Şimdi bakın koyduğum gibi hala duruyor öyle. Bir düğümcük açılmış. Bakın dediğim gibi sadece düğmelere işte şunlar takılıyor. Şöyle çıkarttım. Şimdi bir kalkalım, öyle açayım onu. Ama gördüğünüz gibi bakın hiç dolanmadan yıkandı. Şöyle gördüğünüz gibi aldım. Şimdi bu düğümcüğü buradan yine açacağız. İpleri düzgün şekilde yine aynı, karıştırmayacak şekilde. Sadece dediğim gibi şunlara bir takılıyor. Onları bir ayarlayayım. Tamam. Şimdi şunu açalım. Bunu buradan açarken bu ipleri bırakmayın sakın. Tamamdır. Açtık. Bu kadar. Bakın. Hepsi ayrı ayrı. Şöyle gördüğünüz gibi astığınız zaman onu orada yerinde düzeltebilirsiniz. Ama yıkama aşamasında gördüğünüz gibi böyle hepsi ayrı ayrı oluyor. Yani fikir olması açısından gerçekten hani evinde bu şekilde tülü olanlar olabilir. Vallahi bakın uçları uçları hepsi ayrı. Dediğim gibi bunu taktıktan sonra düzelteceğim. O şekilde yapabilirsiniz. Umarım bu şekilde ip tülü olanlar için faydalı olur. Sanıyorum benim anlatabileceğim başka bir şey yok. Yeterince anlattım yine. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yerine taktım. Onu da göstereyim. Soranlar olursa bakın alt kısımları dolanık oluyor taktığınız zaman. Onları da elinizle şöyle şöyle yaptığınız zaman düzelmiş oluyor. Sonda şu şekilde oluyor.